Yazın sıcak ve kurak, kışın soğuk ve yine kurak geçen, bu arada yaz ve kış arasında geçen, bahar dönemlerinde ise bol 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 ve çok 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 yağışlı geçen Don't Starve adasına hoş geldiniz arkadaşlar. Survivor adası gibi bir ada ama çok daha vahşi, çok daha acımasız. Viking kızımız ve Chester'ımızla biz burada. Chester nerede? Chester de şuraya saklanmış. Hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyoruz. 60. günün gecesindeyiz şu anda. Soğuk ateşimizin başındayız. Yani serinlik veren ve aydınlık yapan bir çeşit ateş. Endothermic fire. İlginç ama olabiliyor böyle şeyler. Şimdi bir tane şey yapmamız lazım bizim buraya. O ateş yanmaya devam ederken. Bunu da atalım mı, atmayalım. Yazın yangınlar çıkıyor arkadaşlar. Daha önce gördük, yaşadık. Bunların hepsi yanabiliyor. Yanacaklar da. Durup dururken hem de yanıyorlar. Etrafta ağaç mağaç varsa, bitkiler, hatta şeyler... tarlalar falan, her şey yanabiliyor. O yüzden etraftaki yangınlara müdahale eden kartopu makinesi gibi bir şey, kartopu fırlatan bir makine var. Ice Flingomatic. Evet, galiba bu. O iki tane bundan lazımmış. Var mı bizde ondan? Var mı bize, yan bakalım. Ha, iki tane var. Güzel. İki tane var. O güzel. 15 tane buz. 15 tane buzumuz. 17 tane buzumuz var. Harika. 2 tane şey yapmamız lazım. Zabazingo'dan. Şundan. Bir tane taş, 2 tane altın. Altın. Chester altın. Taş. Heh, burada. Ondan 2 tane yapacağız. Tamam. 1 2 Buzları al. Altınları Chester'e ver. Ve taşları bırak. Şunları da al. Burada mıydı? Buradaydı. 2 tane de bu. Bunları al. Hemen o makineden yapalım. Etrafı koruyor. Bunu yaptığımız zaman Chester gel. Bunu şöyle dışarı mı yapsak, şuraya? Ha, şuraya yapabiliyoruz. Çadırları korumayacak ama o zaman. Eyvah eyvah. Buralara yapamıyoruz. Yeşil olmuyor. Buraya, buralara bırakmıyor. Nereye bırakıyor? Eyvah eyvah. Tabi buraya bırakıyor. Şuraya bırakıyor ama bu sefer de çadırlar sakat olacak. Çadırları koruyamayacağız. Tam şuraya yapabiliyorum. Yapsam mı? Yapayım ya. Çadırlar. Yani çadırda gireriz, yatarız, uyuruz. Yapacak bir şey yok yani. Yani kendimiz elle olmadı şey yaparız. Yanarsa müdahale ederiz. Tavşanlar, tavşanlar. Güzel. Et sıkıntımız yok. Burada bir tane daha tavşan tuzağımız var mıydı? Yoktu. Buralar çiçek dolu. Aslında şu, tam şuraya bir tane arı kovanı harika giderdi ama bizim hatunumuz bal yemediği için et yiyor. Etimiz var. Şu iki tane buzu gene buraya koyalım. Lazım olur. Oh, serinle. Bu serinletmiyor mu?
serinletiyor. Güzel. Şapkamızı takalım. Bu üstümüzde dursun. Küreğimizi alalım. Karnın mı acıktı senin? Vay. Dur bir saniye. Burada hazır yiyecekler var. Bir tane mi? Bir tane olmaz. Şunları da toplayayım. Al. Al. Gel bir tane daha şey yap. Şu et pişir. Çilek. Çilek çilek. Bir köfte daha yap. Evet. Yeterince soğuduysak şuradan birkaç kök sökeyim. Örümcek ağımız yok ya, o sıkıntı. Örümcek ağı lazım bize. Bu kökler güzel yanıyor ya. Bol bol et yiyeceğiz. Şu etler bozulacak. Ne yapabiliriz? Ben buraya koy. Bunu giy yine kafaya. Bunu al eline. Şey yapalım. Bir tane bundan koyalım. 3 tane bundan koyalım. Yine köfte yapacak tabi de. Bal koysak nasıl yapacak? Büyük böyle ballı şeyler oluyor. Ne diyordu onun ismine ya? Bal küresi. Bir ballı köfte yapıyor. Normalde. Bal koyduğunuz zaman. Bir de bal lokması mı? Bal bir şey diyordu ya. Şimdi bakayım tekrar, hatırlamıyorum ismini. Ondan yaparsa güzel. Bayağı şey faydası oluyor onun çünkü. Ballı köfte işte biraz etleri ziyan ediyormuş gibi oluyorsunuz ballı köfte yediğinizde ama. Heh işte bu güzel. Neydi bunun adı? Honey ham. Honey ham güzel bir yemek. Oyt. Annemi koy yerine. Bozulabilecek bir şey var mı elimizde? Kafamızda var. Chester neredesin? Chester burada. Chester'da bozulabilecek bir şey var mı? Yok. Sağlığımız azalırsa bir şekilde şunları kullanacağız. Bunları yanımızda o yüzden taşıyoruz. Şu da Chester'da dursun. Bu da iki tane sadece tek seferlik geçici. Bunun geçici yakılanı var. Yani yaktığınızda yakıtı bittiğinde sönüyor ve yok oluyor. Normal ateş gibi. Bu taşlı ateş gibi değil de. Ondan yapmanız için bir kereye mahsus iki tane yanımızda bulunsun. Zaten başka da yok. Yazı burada mı geçirsek ya? Aslında bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan şey örümcek. Bataklığı dolaştık. Bataklığı dolaşmamız da olaylı oldu biraz. Yani sırt çantamız yandı. Döndük geldik tekrar sırt çantası yaptık. Etraftan dolaşabildik ancak. Yaz geldi sıcak oldu. Falan filan. Canavarlar da geldi. Canavarlar bataklıktayken mi gelmişti hatırlamıyorum. Şu tarafı kalmış. Biraz buraları açmak lazım. İnşallah şu ortada ya da bu taraflarda örümcek vardır. Çünkü örümcek lazım. Olmadı şuralara falan tekrar gideceğiz. Örümcek bulmamız lazım. Şurasını açacağız. Şu orta açılacak yerler var. Şurası şurada açılacak. Ufak tefek yerler var. İnşallah o ufak tefek yerlerde örümcek vardır. Çünkü örümcek ağı lazım oluyor. Şu mesela şemsiye için lazım. Şu çadır için lazım. Bunun için de lazım mıydı emin değilim. Yani birçok şey için kullanılıyor. Olta yapılıyor. Kelebek avlamak için gereken
ıvır zıvırdan yapılıyor falan. Şu ateş böceklerini avladığımız kepçeden yapılıyor. Örümcek ağıyla. Şu turn on diyor ya. Bunu açarsak bunu söndürür mü acaba? Yangın çıkacağı zaman açarız değil mi? Bu kaç kere fırlatıyor acaba şey? Buz. Aslında bundan bir tane daha yapmak lazım ya. Onu da şu tarafa yapmak lazım. Ne gerekiyordu bundan yapmak için? Altınımız var, o var, o var. Bir tek şey lazım. Şurada vardı galiba değil mi? Onlardan bırakmıştık. Lazım olduğunda gider alırız demiştik. Şimdi üstüme bunu giysem. Şu şapkayı alayım. Şunu da alayım. Koştura koştura gitsen. Bir tane yalnız köfte yiyeyim. Hop tamamdır. Akıl sağlığımız yükseliyor, güzel. Ya hava deli gibi sıcak. Yanıyoruz resmen ama yağmur yağıyor, gök gürlüyor. Bu nasıl bir mevsim ya, nasıl saçma bir mevsim. Ha, çilekleri de toplayalım. Köfte yaparız. Köfte yapmamız lazım. Hindi, defol. İki tane. Bir, iki. Aldık ve dönüyoruz. Ha, şu çürümüşleri de alalım da. Yakarız. Bu etrafta başka bir şey var mı? Yok. Güzel. 98. Yani hızlı düşüyor ama korkulacak kadar da değil. Kışı çıkarıyor yani. Sonuçta sürekli giyineceğiz. Hindi. Aa. Bizim şeyimiz nerede? Buz asamız. Hindi. Ohohoho. Buz asasını alabilirsin Chester. Şu havuçu da alıyorum. Hatta şu avuçu da alıyorum. Yok. Nerede benim hızlı koşma dalgam zabazingom? Ops. Olmuş mu bu çilek? Olmuş. Çilekleri toplayalım. Odunumuz ne durumda? Neyse 18 tane yeter şimdi. Sıkıntıya düşersek keseriz. Etrafımızda odun var nasıl olsa. Ops. Oo. Neyse elimizde kalsın. Oo. Bunu at yere. Şunu al. Bunu çıkar. Gel böyle. Bunu da düzgün koyamadık değil mi? Şöyle tam kenara. Heh şöyle, aferin. Şu tavşanı bir kes. Tavşanlar ne çabuk bozuluyorlar. Sarı olmuş hemen. Ve de çok çabuk yakalanıyorlar. Her gün bir sürü tavşan yakalıyoruz. Çok güzel. Oha. Ben daha şimdi yakaladım seni. Ha o buydu, pardon. Bak ya. Tavşan. 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 Çok bayağı et sıkıntımız yok şu anda. Her gün böyle olursa, her gün 5 tavşan bayağı bayağı iyi. 23. Güzel. Bunu yiyebiliriz. Burada bu var. Şey yapalım hemen. 1, 2, 3. O köfte pişsin. Bir tane daha havuç bulayım diyecektim. Buldum bile. Kafamda o mu dursun? Bunu giyeyim de yükselsin. Akıl sağlığını yükseltiyor. Bu zaten sarı oldu. Bozulmaya da başladı. Şimdi şey yapayım. Bir tane bundan. 3 tane de havuç. Oh. Köfteler köfteler. Ha.
İki tane bu. Tamam. Altınları Chester. 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 Heh, Allah'ım nereye saklandın ya? O altınları versen bana tekrar. Şu taşları da alayım. Şimdi. Şunu harlayayım. Ya yazın ortasında şu anda tam yani Temmuz'da falanız. Sürekli yağmur yağıyor. Hiç yağmur dinmedi. Amazon'da mıyız? Neredeyiz? Nasıl bir bölgedeyiz ya? Şu taştan yapayım. Bir. İki. Ne oldu? Bir garip bir ses çıktı ya. Allah Allah. Bir, iki. Evet. Şundan. Bir. İki. Tamam. Chester altını alabilirsin. O var, o var. Aa, buzum yok ki ben bu makineden. On beş tane lazım. Bizde iki tane var. Ben neyin kafasını yaşıyorduysam. Bunu buraya bırak. İki taneyi de buraya bırak. Bu taşları da buraya bırak. Şunu da yak. Buz var mıdır ya? Yoktur. Yani yazın ortasında buz ne arasın? Mağaralarda falan var mıdır acaba? Normalde şuralarda buzlar oluyor. Şu anda yok. Hay Allah ya. Tüh. Neyse. Ama eğer yaşarsak, ölmezsek bir sonraki yaza kadar şuraya da bir tane yapalım. Şu çadırla şeyi de siestayı da koruma altına almış oluruz. Şuralara da biraz işte bitki metki ağaç falan dikeriz. Onlar da koruma altında olur. En azından yangın çıkmaz. Karnımız işte acıkıyor gibi. Şunu mu yesek? Bunu yiyeyim. Oh süper. Şimdi şey yapayım. Bir tane bundan. İki tane bundan. Ya buna et gerekmiyor muydu ya? İki tane bundan, iki tane havuç muydu ya? Neyse onu sabah yapayım. Şu anda havucum yok. Havuç bulmam lazım. Tarlalarda da hiçbir şey yok. Tavşan yakalandı yine. Orada tavşan tuzağının tıkır tıkır seslerini duyuyorum. Hadi sabah ol, hadi. Nerede vardı şey? Havuç. Şuralarda vardı bir şeyler ya. Şuralara bir gideyim. Şunu giyeyim. Düşeyim yola. Sabah oldu mu oldu. Çilek. Fil ayak izine de epeydir rastlamıyoruz. Gerçi lazım değil, etimiz var çok şükür ama. Bu kadar mıydı? Oy. Eyvah eyvah. Canavarlar geliyor. Ve zırhımız evde kaldı. Zamanlamanız harika canavarlar.
Süpersiniz. Ne diyeyim size? Aa, sırt çantam yanımda değil. İyi oldu. Çiçekler yanmasın. Hemen. Ah. Neyse, gelsinler. Gelin lan. Yanıyorum, yanıyorum. Kaç kişi var mısınız? Of. Şu ateşin yanına... Of. Nerede zırhım? Zırhım bitti mi benim? O yüzden mi bu kadar çok şey yedim, tokat yedim? Oo, güzel. Neyse. Bayağı bir canavar öldürdük. Oo, pişiyorum. Tamam. Şunu alacağım. Oo. Geldim. Tamam, geldim. Sıkıntı yok. Aha, bunlar çürüyorlar. Havuçları koyacak bir yer var mı? Yok. Neyse. Yazın en sert zamanı herhalde şu anda. Şunu da alayım. Çünkü belli ki bunlar yanacaklar. Şey olacaklar, kuruyacaklar daha doğrusu, yanmayacaklar da. Şunu koyayım yerine. Ay Allah'ım, çıkamadım ya. Koş. Hop. Yukarıdakini de al. Hop. Tamam. Üç tane daha. Bol bol etimiz var. Şimdi şey yapmam lazım. Zırh. Gerçi şu var ama ben bunu takmıyorum. Bir tane de giysi zırh yapmam lazım ya. Zırhım yandı mı acaba ya üstümde? Sanmıyorum. Chester. Şunu bir kullanalım. Çok da arttırmadı ya. Neyse. Şu dişler. Neredeydi dişler? Şunu yapalım. O daha iyi. Dişler burada dursun. Dişlerden tuzak yapıyoruz arkadaşlar da. Şu anda oraya gidip tuzak yapamayacağım. Healing bir şeydi. Nereden yapılıyordu o ya? Şu. Ha, taş lazımmış. Taşımız var. Sıkıntı yok, taş var. Ha, o daha yanar ya. Şundan yapalım. 2 3. Güzel. Bunları yine koyalım buraya. Bunlar chest'lerde dursun. Bu merhem arkadaşlar çok faydalı. Bu da chest'lerde dursun. Faydalı bir şey.
Yani normalde o örümcekten çıkan salgıyı kullandığınızdan çok daha fazla canınızı arttırıyor. Bunu sürdüğünüz zaman merhemi. Şu köklerden sökelim birkaç tane ama uzak yerlerden söksek iyi olur. Ha, eyvah. Tamam. 1-2. Yapar mısın? Yaparsın. Aslansın sen, yaparsın. Hindiden bir yemek yapılıyor ondan. Yapar inşallah. Ya iki hindi eti, bir de bitki diye hatırlıyorum ama inşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ah, köfte yaptı ya. Yanlış hatırlıyormuşum. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane daha bundan. Hadi bakalım. Acıkıyor. Şunu karnını bir doyuralım. Oh. Ha, şey yapacaktım ya, pardon. İki tane ip. Burada kaç tane? İki tane. Süper. Oho, güzel. Bu burada dursun. Bunu savaş zamanı giyeceğiz. Belli ki bu yaz bu evden pek uzaklaşamayacağız. Oo arkadaşlar. Gündüz süresi. Akşam süresi şu kadar. Gece de bu kadar. Oo. Fena. Gündüzler çok uzun. Ve herhalde çok sıcak olacak. Ama bir yandan da yağmur yağmaya devam ediyor işin. Tuhaf tarafı. Oo, çilek. Oo, çilek. Bunları yakarız. En kötü ihtimal. Çünkü bunlar kuruyacak. Kuruyunca bir daha toplayamayacağız. Şimdiden alalım. Oh, geldim. Bu ateşi iyi ki yapmışız arkadaşlar. Yoksa harbiden yanacağız yani. Tavşanlar da çok çabuk bozuluyor ya. Şu tohumları eksem mi acaba ya? Aa, bir tavşan daha. Bu arada şapkamız gitti. Aa, oraya şey yapmam lazım. Tavşan tuzağı. Tuzağın süresi doldu. Bu hepsine yakalanmış. Ve hepsinin süresi dolmuş. Hiç iyi olmadı bu. Nerede? Şu. Oo. Geldim. Panik yok, panik yok. Ne yapsam? Aşağıdan çıkayım. Şunu şuraya koyayım. Son bir tavşan daha yakalar o. Tavşana doyacağız. Yalnız benim otum 35. Ot güzel. Ağaç 10 tane. Az ama idare eder. Şundan lazım. Nasıl yapsam? Etraftakilerin hepsini de kökünü kurutmak istemiyorum ya. Biraz toplayalım şunlardan. Olmadı, bunları yakarız ya. Kökünü yakmayız da kendilerini yakarız. Fazla olsun elimizde bunlar.
Taşı da alalım. ...92-91... Yok ya, hızlı azalıyormuş. Bir daha düşündüm de. Bu yazı inşallah çıkarır. Bu şey, giysi. Serin tutuyor ama o bir gerçek yani. Güzel 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 güzel. Oho. Şundan bir tane daha yapayım da. Şurada açıkta kalan bir delik vardı. Onu da tıkayalım. Bence oyunda bir hata var ya. Yani hava bu kadar sıcakken yağmur yağmaması lazım. Havuçları alırım. Ha, burada burayı daha önce keşfetmemişiz. Burada biri ölmüş. Ha, biz ölmüşüz. Yo, kim ölmüş ki? Halı malı var burada. Allah Allah. Neyse, gidiyorum. Evimiz neredeydi? Giysimin şeyi bitmeden. Oo, giysi belli bir yere kadar dayanıyor demek ki. Hemen çözüm. Chester, şunlar sende miydi? Evet. Şu eti buraya koyalım. Havucu koyamıyoruz. Bunu da koyamıyoruz. Neyse. Sırt çantamızı alalım. Şunu bir harlayalım. Kök sökmedik hiç ya. Çilekleri de aldık. İki tane daha. Güzel. Şuradan yiyelim. Burada pişirebiliyor muyuz? Pişiremiyoruz. Ha. Büyük ateşi yakmak lazım. Onu da yakasım yok. Şöyle yapacağım. Yahni yapar mı? Yoksa köfte mi yapar? 4 tane et koydum. Yahni yapmasını umuyorum. Şurada ne vardı? Ha, kök vardı. Kökümüz artık yok. Onun yerine bunu koyalım. Bunları yakarız. Burada full nasıl olsa. Köfte yaptı ya. Köfte daha yapsın o zaman. Mantarlar da bitki sayılıyor arkadaşlar. Pişirebiliyorsunuz. Havuç, mantarlar. 3 çeşit mantar. Kırmızı, yeşil, mavi. Havuç ve mısır. Bitki sayılıyor. Patlıcan da bitki sayılıyor tabii ki doğal olarak ama patlıcanı koyduğunuzda değişik bir yemek yapıyor. Şuraya atmıştık ya, ondan yapıyor. Bu, o da şey, onu etli yemek kabul etmiyor. Bu kız yemiyor. Normalde güzel, faydalı bir yemek. Diğer karakterlerin hepsi yiyor ama bu kız yemiyor maalesef. Bu kızı böyle yemek seçiyor, yemek ayırıyor. Hiç hoş değil ama.
Bu da böyle. Bir cins. Lain kök. Ha şu kökler de olur ya. İki tane kök olsun yanımızda. Köftemiz, hızlı koşma asamız. Köftemizi de alalım yanımıza. Hızlı koşuyoruz. Yanımızda köfte de var. Şu anda tam hızlı ve köfteliyiz arkadaşlar. Şuraya birkaç tane daha tuzak yapacağım ya. Dayanamadım. O dişleri nereye koymuştum? Şuraya mı koymuştum? 4 tane. Tamam. Ben az önce hata yaptım. Canavarlar gelince ben unuttum buraya tuzak yaptığımızı. Yukarı koştum. Hiç iyi etmedim tabi. Ha ip. 2 3 4 1 2 3 4 Tamamdır. Kuş çekil oradan. Ya bu da mı bitti? Hop. Evimize döndük. Şu köfteyi de ye. İki tane buraya koy. Tamam. Bunları buraya koy. 22, 13, 35. Güzel. Güzel. Şunu da alalım. Tohumları henüz ekmiyorum çünkü biliyorum ki onlar şey olacak, ziyan olacak. Yani ürün vermeden yanacak. Çalı olarak şundan olarak tekrar toplayacağız. Gerek yok. Ama şu tohumları alayım. Neden? Çünkü yazın aşırı sıcakları bittiğinde tarlaları tekrar ekeceğiz sonuçta. Şundan şey yapacağım. Körük yiyeceğim. Aa bu şu kafamızdaki şapkada kullandığımız sürece azalıyor. Neyse ondan yapmak kolay ya. 12 tane. Kolay mı? Neyse. Bu şeyde dursun. Şurada ağaçların arasına gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Güzel. Shelter. Sığınak diyor. Hoşuna gidiyor ağacın arasına gitmek. Şuraya iki tane daha ekelim. Oraya ekmedi. Buraya ekmedi. Sönme, sönme, sönme. Söndü. Neyse. Bak ya, ne çabuk yakalanıyor tavşanlar. Tavşanları burada bıraktığınız zaman da şey oluyor. Çürüyor o tavşan. Ölüyor yani. Tam böyle
Sıcaktan kızışırsa yakacağım tekrar. Ertesi günü de şey mi yapsam? Günün ilk saatlerinde şurada yatsam uyusam. Yani günler çabuk geçse de şu yaz yaz bir an önce bitse. Yağmur, yani yazın bu sıcağında böyle yağmur yağıyorsa, havalar serinlediğinde, bahar geldiğinde nasıl olur, ben hiç şu anda düşünmek istemiyorum yani, çok fena. Şöyle bir taş varmış. Gerekirse gideriz orayı kırarız. Ha, ama gece oluyor, mecburen yakacağız. Günün, ha, gece zifiri karanlık şu anda, hiç ay yok. Günün 4'te 3'ü gündüz. Kalan 4'te 1'i akşam ve gece. Neyse, Allah'tan şu ateşi yapmışız ya. Yoksa kesin ölürdük. Çadırları falan da hiç kullanmadık. Birer kere kullandık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya 6 ya 7 kere kullanılabiliyordu toplam. Biterse şayet, hani 6 kere kullandıktan sonra yok olursa, yenisini yapamayız her ikisini de, çünkü örümcek ağımız yok. Belki 1-2 tane var Chester'ın içinde, tam emin değilim ama yetersiz yani, yapamayız. Chester nerede? Gene göremiyorum şu anda Chester'ı. Chester, neyin arkasındasın? Ha, şurada. Allah'ım ya. Bunun arkasındayken görünmüyor. Chester de var mıydı ya, bir bakacağım. Bir tane var örümcek ağı. Bir tane yetmez. Hiçbir şey yetmez. Bizim örümcek bulmamız lazım ama şu yaz bir bitsin. Sonra gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Şurada bir örümcek var ama ufak. Bir de şurada var. Bir tane de şu aşağıda vardı galiba. Şurada. Ya olmadı, bunları tek tek gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Bunlar da normalde örümcek yuvaları önce tek kat oluyor, sonra iki kat, sonra üç kat oluyor. Bu örümcek yuvaları nedense tek kat olarak kaldı. Üç kat olsa örümcek yuvasını yıktığınızda hem 3-4 tane örümcek ağı çıkıyor içinden, hem size bir yumurta gibi bir şey veriyor. O yumurtayı yine ekip, yakın bir yere, eve yakın bir yere ekip yine örümcek çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama onu da yapamıyoruz şu anda maalesef. Sabah olsun bakalım. 66. gün. İyi dayandık yalnız. Bütün bir yılı geride bırakmış olacağız. Bir yıl kaç gün sürüyor burada bilmiyorum ama. Baharda başladı. Şimdi yaz bittikten sonra, ha, akşam süresi uzadı. Evet, günler kısalmaya başlıyor. Yazın en sert günü demek ki bir önceki gün, 65. günmüş. Şimdi şurada bir uyusam da, hop. Aa, şapka bitti. Neyse, biz de bunu giyeriz. Kendi şapkamız var. Aa, ateş de söndü. O kötü oldu işte. Ateşi tekrar bununla yakalım. Zaten gece oluyor. Karnımızı doyurduk. Burada tamamen çürüyen bir şey var mı? Yok. 9 tane bu. Şey mi yapsam ya? Şunları da pişirsem. Evet, ateş sönebilir. Evet, yeşil oldu etler. Bunlar sarı oldu. Şey yapayım. Bir. Normal köfte yapıyordu değil mi? 3 tane bundan koysam da köfte yapıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Bal koyalım. Ballı köfte yapsın.
Bal külçesi. Heh, bal külçesi. Bir ara bu oyunun bu DLC'si falan yokken, oyun hatta daha beta aşamasındayken bir Türkçe yaması yapıldı. Ve oradan hatırlıyorum, bu köfteye bal külçesi diyordu. Ballı köfteye. Ama sonra gelen update'ler yüzünden o Türkçe yama çalışmaz hale geldi. Türkçe yamanın da sürekli update edilmesi gerekiyordu. Tabii ki kimse uğraşmadı onunla. Zaten bu oyunda Türkçe'ye pek de gerek yok. Yani bir hikayesi, bir konuşma, diyalog bir şey yok yani. Ama yine de tatlı oluyordu tabii yani burada sağdaki soldaki her şeyin isminin Türkçe yazması. Şu anda uyumlu bir Türkçe altyazısı yok diye biliyorum ama emin de değilim. Yalnız çok ilginç, aşırı sıcaklar oldu ama hiçbir şey yanmadı, yani yangın çıkmadı. Bu da yağmurlardan dolayı olabilir mi acaba? Sürekli bir yağmur var çünkü, yangın çıkması zor yağmur yağarken. Ondan olabilir. Çünkü normalde Chester'ın bile üstünden dumanlar tutmaya başlıyordu. Şimdi yaz biter bitmez, yani en azından şu yarıya indiğinde gün süresi, biraz da tekrar keşfe çıkalım, örümcek ağı toplayalım. Çünkü baharda tekrar şemsiye falan lazım olacak, her şey lazım olacak. Aa, tekrar büyüdü bu. Bunlar aa, büyüyorlar. Güzel, güzel. Dediğim gibi yazın en sıcak, en sert zamanını geride bıraktık arkadaşlar. Hatta şey bile yapabilirim artık. Sırf keyfime bir iki gün daha hani burada uyuyup hızlıca geçmesini sağlayabilirim ama gerek yok, bunlar dursun. Şimdi 67. günde karnımız tok, sırtımız pek, keyfimiz yerinde. Hiçbir zarar ziyana uğramadan, hiçbir eksiğimiz olmadan yazı geçiriyoruz. Önümüzdeki bölüm de yaz sürer tahmin ediyorum. Hatta ondan sonraki bölüm bile sürebilir. Ama sıkıntılı zamanları geride bıraktık. Bakalım şimdi. Bir yıl tamamlandıktan sonra neler olacak, başımıza neler gelecek, hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. 67. günden hoşça kalın diyorum size. Kendinize iyi bakın.